bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Ruhuna selam olsun. İnşallah bizler onu hakkıyla anlayıp, hakkıyla aktarabiliriz diye düşünüyorum. Tabii Mustafa kardeşim, Murat kardeşim, burada size çok görev düşüyor. Ben bu ana programlarında çok tartışmalı, çetrefeli konulara girmiyorum. Daha çok kıyıda köşede kalmış ama önemsediğim konuları sizlerle paylaşıyorum. Bugün de öyle bir bölümle karşınızdayım. O bakımdan da programdaki başlık Yaşar Nuri Öztürk ve Kutsal Hamallık. İlk önce Yaşar Nuri Hoca'nın bu hamallığını Mustafa Tahir Hoca'dan özet olarak bir dinleyelim. Ondan sonra Yaşar Nuri Öztürk de kendisi de bu hamallığı anlatacak. Ben nasıl kuvvetli bir hamalım ki bu kadar üretimde bulunuyorum? Barış gibi sanatçılara ikinci bir şey var, niteliği var. O da ne? O şu, sanatçı aslında bir kültür taşımacısı, bir kültür hamalı. Ben nasıl kuvvetli bir hamalım ki bu kadar üretimde bulunuyorum? Şimdi bunu değerlendirmesini başta mı yapalım biz kendi aramızda? Yoksa bu ses bir gün ne oldu? Yankılandı mı? Yankılanıyor mu? Senin yorumun nedir? Bence orada onunla ilgili de bir şeyler. Mesela ben bu sesin yankılandığının en bariz örneklerinden biri olarak seni görüyorum. Çok teşekkür ederim. Onur duydum. Evet. Bu senin hakkın. Çünkü bu sesin yankısı niteliğinde senin çalışmaların, araştırmaların, üretimin, duruşun, vefan, bunları çok net bir şekilde, samimi olarak söylüyorum. Bunu biliyorsun zaten, beni tanıyorsun senelerden beri. Onu anlatmama gerek yok. Samimi düşüncelerim bunlar. Ve izleyenlerimize de onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Murat Yatan Baba bu sesin yankılandığının örneklerinden bir tanesidir. Yakın örneklerinden bir tanesidir. Bunun örneğini çoğaltmak mümkün. Dünya kadar örnek var. Ama ben kendi adıma şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün Kur'an merkezli din anlayışının, yani burada Cumhuriyet tarihinde onun öncüleri falan vardır ama burada milat sayılabilecek isimlerden biri Allah uzun ömür versin Profesör Doktor Hüseyin Atay Hoca, hocam diye hitap ettiği hocadır. Ama tabii topluma onu Hüseyin Atay Hoca da kendi ağzından ifade ediyor. O anı kitabında onu söylemiş. Yani ben birçok şeyi söyledim ama bunun toplumda etkili bir şekilde karşılığını bulması Yaşar sayesinde olmuştur diye kendi ifadesi var. Ben de onu referans alarak ve benim gördüğüm, benim yaptığım analiz sonucunu söylüyorum. Yaşar Hoca'nın açmış olduğu yol, Kur'an düşüncesi, fikriyatı, bu çok çileli bir yoldu. O açılan yolda bugün gördüğümüz, takdir ettiğimiz pek çok insanın rahat rahat konuşabilmesinin bedelini Yaşar Hoca hayattayken vermiştir. Bugün şikayetçi olan pek çok insana bakıyoruz. Yaşar Hoca'nın karşılaştığı yalan, iftira, zulüm, baskı ve sıkıntıların 20'de biri, 30'da birini muhatabı değillerdi. Onlara da sıkıntılar vardır. Ama Yaşar Hoca'nın çektiği sıkıntıların yanında o sıkıntıların adı bile olmaz. Ha bu bahsettiğim kişiler
kendi içerisinde, vicdanında bunu teslim ediyorlar, bu fikri. Ama şunu da söyleyeyim, açık yüreklilikle bunu topluma söyleyebilen çok az kişi var. Bu söylediğim fikir. Yaşar Hoca'nın açtığı yoldan gidişin rahatlığıyla bunları daha kolay ifade etmeleri gerekirken, maalesef, tabii o niyet okumak olur, şey olur, ona girmeyeyim. Ama vaka şudur, bu konuda topu taça atıyorlar ve ses çıkartmıyorlar. Dört duvar arasında bunlar dile getiriliyor. Yaşar Hoca hayattayken bunlar yüzüne karşı o alay vala ile ifade ediliyordu. Ama maalesef şu an net bir şekilde bunu açıklayabilen çok az kişi var. Bu böyle mi olmalı? Bu şahıs meselesi değil. Bu ilmin, gerçeğin, hakikate saygının, hakikatin, hak ismi çünkü Allah'ın bir ismidir aynı zamanda, ona saygının ve ona teslimiyetin de bir sonucu olarak ifade edilmesi gereken bir durumdur. Ama bundan özellikle kaçınılıyor. Ha, bunu ben ifade ediyorum, benim bir çekincem yok. Desinler ki hayır efendim, biz böyle değiliz, biz şöyleyiz, onu da buyursun söylesinler. Ama durum budur. Çile çekilmiş. Şimdi bütün çer çöp toparlanmış, yol temizlenmiş. Şimdi ben rahat rahat terlikle, plaj terliklerimle bile rahat rahat gidebilirim diyorlar. bunun ben şeyini, baskısını, efendim böyle bir hakkı var, şeyi var, bilmem ne diye böyle bir rovanş duygusuyla söylediğim bir şey değil bu. Yani efendim nasıl olur, niye şöyle böyle? Hayır. Bu hakikatin dile getirilmesi lazım. Çünkü gerçek bu. Yani bunu niye söylemekten kaçınıyorsunuz? Yani ayıp olmuyor mu? Yani bu vallahi benim yolumu açmış, beni daha yukarılara çıkmama sebep olmuş kişi, olay neyse, bunu ben söylemekten gurur duyarım. Bu beni daha itibarlı yapar, daha hakikatli, daha vefalı kılar. Yani bu böyle olmalı. Yanlış mı düşünüyorum? Aynen, doğru. Değerli izleyenler, bu yolu açmak meselesi çok önemli. Çünkü bu yolu açanların kimilerine göre bazı davranışları yanlış bulunabiliyor. Öyle olunca da bütün bu emeği yok sayılıyor. Bu büyük bir problem. Mesela Barış Manço Cem Karaca'ya konuk ettiğinde 4x21 dolu dizgin programında da bu konu yaşandı. Seyircinin bir tanesi Cem Karaca'ya bir eleştiri yöneltti. Cem Karaca da kabul etti ve öz eleştiri yaptı. Aşırı sloganik şarkılar veyahut da belli bir siyasi görüşe yönelik şarkılar çok olduğu için kendi dinleyicimi kaybettim diye öz eleştiri yaptı. Araya Barış Manço girdi ve şunu söyledi. Ama bu soruyu ben Cem'e yanıtlamayı biraz haksız buluyorum. Onun koyu saçları ben biliyorum. Hatta güzel bir amiyane tabir vardır. O çoğunun yürüdüğü kaldırımları, asfaltları Cem düşündü, Cem döktü zaten. Ben de düşündüm gerçi. Yani onların yürüdüğü taşları biz peş peşe koyduk. Şimdi rahatlıkla yürüyorlar üzerinde. O bakımdan çok fazla öz eleştiri istenmesini pek de vicdanlı bulmuyorum. En azından Cem'den. Bana sorarsanız. Ses yankılanıyor hocanın ve hoca gibi insanların 60 o toprağa atmış olduğu tohumlar artık, yani tuttu demiyorum, artık korular oluşmaya başladı. Ha, bu büyük ormanlar, yani jungle diye ifade edilen büyük devasa orman haline gelmedi. Zaten öyle bir şey olsa ülkenin kaderi değişirdi. Ama küçük küçük korular oluştu. Mesele o koruların aralarını doldurup
daha gür ormanlar yapabilmek. Burada iş bu temsil iddiasında bulunan insanların kendi egolarını, kendi mesleki tavırlarını gözden geçirmesi, meselenin üzüm yemek olduğunu sadedine gelmesini bekliyorum ben. Yani onların buna karar vermesi lazım. İşi şahsileştirmeden, aman şimdi biz şundan bahsedersek, şimdi birileri bize ya sen niye bundan bahsediyorsun falan derler. Aman sesimi çıkartmayayım ama fikir olarak ben bu fikirleri alayım, tepe tepe kullanayım. Bunun sahibi, bunu ortaya çıkartan kişiyi de hiç ağzıma almayayım. Hatta buralardan kariyer yapayım, kitaplar yazayım. Hatta o kitapların isimlerini biraz kelime oyunlarıyla değiştirerek, içini boşaltarak alıp yapayım. Oradan da kitaplarım bolca okunsun. Değil mi? Ne kadar güzel. Yani Yaşar Hoca bunlar için helal hoş olsun ama böyle bir vefa beklemek koşuluyla bunu yapıyordu. İlim adamına yakışan, onurlu adama yakışan, aydın adama yakışan, Kur'an aydınlığını taşıdığını iddia eden bir insanın yapması gereken şey budur. Bunu da lafı eğik bükmeden söyleyelim. Yapılması gereken bu. Ama olmaz. Yani şimdi Türkiye'nin yüz yüze kaldığı üzüntü duyduğumuz bir takım durumları altında yatan majör sebeplerden bir tanesi de budur. Hakkın teslim olmaması, yani değere sahip çıkılmamasıdır. Şimdi bunlar olmadıktan sonra nasıl, hani diyor ya Newton'un sözü, ben eğer diyor şeyi gördüysem o bir takım dev gibi olan insanların omuzlarına çıkıp bakabildiğim, şey yapabildiğim için bu başarıları elde ettim. Yani kendisine hasretmiyor o başarıyı. Eğer ben diyor benim. Efendim? Çok güzel söylemiş. Evet. O dev insanların omuzlarında yükseldiğim için ben bunları görebildim, bunları yakalayabildim. Yani tam cümle aklımda değil ama bu mealde bir şey. Newton'a ait olması lazım. İşte o namusu göstermiş. Diyor ki ben buraya geldiysem beni buraya getiren bir takım insanlar var. Ben onların sayesinde geldim. İşte bu Newton'u büyütüyor. Yani demek istediğim o. Eğer bu noktadan hareket edilirse işin asıl noktası, yani ilim, bilim dediğimiz şeyde bu zaten olursa taşlar yerine daha rahat oturur. Daha önümüz aydınlanır. Işığı daha çok alırız. Evet. Söyleyeceğim bu girizgi olarak. Evet. Ya, Ali Kemal Bey hatta bir şey örnek vermiş. Bir hocaya sövmeyle kariyerini yapan dincilerden bir tanesinin ismini vererek diyor ki 4 yazısı Yaşar Nur Öztürk hocadan alıntıydı. Ama pratikte diyor. Hocaya karşıtlardı diyor. Yani bu zaten böyle. Siyaset arenasında da bu böyleydi. Yaşar Hoca'nın siyasi fikirlerini aldılar. İlmi hayatında da aldılar. Sahibinden hiç bahis açmadan. Yani. Ondan sonra da diyoruz ki Türkiye niye şu sıkıntılara karşı karşıya. Ya böyle olmasında ne olsun? Yani şimdi ben Murat'ın yapmış olduğu bir şeyin hakkını vermezsem, Murat'a o hakkı teslim etmezsem, o zaman ben adam değilim. Adamlık onun teslim etmek. Yani işi
ehil olana vermek, liyakat sahibi olana vermenin de esprisi zaten bu. Bu bağlamda çıkıyor onlar. İşi kim iyi yapıyorsa ona vereceksin. Ve o işi yapan adamın hakkını vererek, yani bu adam bu işi çok iyi yapıyor diyebilmelisin. Başka türlü olmasına imkan yok. Çok uzun mu oldu? Yok. Duygulanarak. Evet. Yani yıllardır şu programları yapıyoruz. Bu programları izleyen çok değerli sevenlerimiz, takipçilerimiz bizim yazdıklarımıza yetişemiyorlar. Garip bir şey. Ben nasıl kuvvetli bir hamalım ki bu kadar üretimde bulunuyorum? Demin şiirinden bir kuple okuduğumuz rahmetli Necip Fazıl bir yerde mukaddes hamallık diye bir tabir kullanır. Ben mukaddes hamallığı yaptığıma inanıyorum. Ama biz şimdi bu hamallığı yapıyoruz. Bizim taşıdığımız yükten hiçbir hamallığa girmeden, hiçbir riske girmeden de yararlansın insanlar. Yararlanmıyorlar demiyorum ama yeterli değil. Yararlanıyorlar. Fakat hala bizden bekleniyor, bizden bekleniyor. Ben nasıl kuvvetli bir hamalım ki bu kadar üretimde bulunuyorum? Barış gibi sanatçılara ikinci bir şey var. Niteliği var. O da ne? O şu. Sanatçı aslında bir kültür taşımacısı. Bir kültür hamalı. Ben nasıl kuvvetli bir hamalım ki bu kadar üretimde bulunuyorum? Hamallık konusunu işlemişken değerli izleyenler, biz bu konuyu Mustafa Tarih Hoca davet ettiğinde televizyonda da ele almıştık. Erkman abi sanatçı nedir konusunu anlatıyordum. Onu ben kaydetmiştim, televizyona götürmüştüm ve baştan sona yayınlamıştık. O programın sadece ilgili bölümünü size paylaşacağım ama televizyondan değil, kendi arşivimden. Çünkü o 2018'de mi 2019'da mı neydi herhalde o program? O zamanlar şimdiki kadar teknik imkanımız yoktu. Hışırtısı, şusu, busu, kötü görüntü. Neticede onlar el kamerasıyla çekilmiş görüntülerden. Şimdiki teknik imkanlarımızla görüntünün o koyuluğunu açtık. Sesleri düzelttik falan her neyse. Onun için kendi arşivimden paylaşacağım. Erkmen Sağlam, yani Barış Manço'nun son 4 yıl hariç, çocukluğundan beri arkadaşı ve ortağı olan Erkmen Sağlam, Barış Manço'yu anlatırken o da bu kavramı kullanmıştı. Yani Barış Manço da bir hamaldı. 2013 yılında Barış Manço ile Yedideymişe'de programının 25. yıl dönümüydü. Ekim 88'de başlamış Şeyna. Erkman abiden çektiği fotoğraflardan sergi açmıştı Dolmabahçe Sarayı'nda. O Dolmabahçe Sarayı'ndaki yaptığı konuşmaları ben çektim. İnsanlara anlatırken çektim. Basına anlatıyordu çektim. Orada Erkman abi taşı kendine koydu. Ha, onun ötesinde Barış gibi sanatçılara ikinci bir şey var. Niteliği var. O da ne? O şu. Sanatçı aslında bir kültür taşımacısı. Bir kültür hamalı. Hammal. Bildiğimiz hamal. Ne taşıyor? Kültürü taşıyor. Nereden nereye taşıyor? Geçmiş nesillerden, kuşaklardan aldığını kendinden sonra gelen kuşaklara aktaran taşıyıcı. Barış işte bir kültür taşıyıcısı. Ta Orta Asya'dan, kendi kültüründen gelen, Horasan üzerinden Anadolu'ya varan bir kültür taşımacısı. Yani bu şu demek, Ozan'dan, Şaman'dan Ozan'a gelen bir kültür geleneğinin bizim aslımızdaki temsilcisi Barış. Batı sazlarından aldığı Batı kültürüyle Doğu kültürünü Batı sazlarıyla anlatan bir kişi. Zaten Barış'ın şarkı sözlerinde anlatmasına baktığınız zaman tasavvufu görürsünüz Barış'ın şarkı sözlerinde. Aynı insani yaklaşım
Bizim Barış'la beraber hazırladığımız 7'den 77'ye programında da var. Biz hem kendi kültürümüzü insanlara aktarmaya çalıştık, hem de dünya kültürünü ülkemizin insanlarına aktarmaya çalıştık ki orada böyle korunuyor. Ey ümmeti Muhammed, siz de burada öyle koruyun. O kültürü demek için de. Yani ben bir yerde yazdım da ona. Sonra halk oyunları devlet tarafından dokunulmaz kültürel miras olarak adlandırılmış. Ve günümüze taşıyan sanatçılara da insanlığın kültürel değerlere ünvanı verilmiş. Bizde yerlere veriliyor, insana veriliyor. Bakın bizde insanlara veriliyor ama yanlış insanlara veriliyor. Şimdi Erkmen Sağlam Barış Manço'nun son 4 yılı hariç, yani çocukluğundan itibaren hem arkadaşı hem de ortağı olduğu için bu bazılarına taraflı bir konuşma gibi gelmiş olabilir. Yani Barış Manço'nun ta milattan önce 2000'lerden, şamanlardan, milattan sonra 2000'lere, günümüze uzanan o halkadan oluşu, onun hamallığını yapışı. Fakat değerli izleyenler, bunu sadece arkadaşı ve ortağı, yapımcısı Erkmen Sağlam söylemiyor. Bu işin profesörü de söylüyor. O da Üstün Dökmen. Üstün Dökmen kültür taşıyıcısı. Erkmen Sağlam da kültür taşıyıcısı. Daha orijinal bir ifadeyle kültür hamalı diyor. Yani bu kuzguna yavrusu güzel görünür türü bir tespit değil. Gördüğünüz gibi sadece Erkmen Sağlam değil, bilim adamı, profesör Üstün Dökmen de aynı teşhiste, tespitte bulunuyor. Umarım faydalanmışsınızdır değerli izleyenler. Türk tarihinin, özellikle bu yakın Türk tarihinin bu iki kutsal hamalı veyahut da mukaddes hamalı işte bu şekilde biri kültürde, biri inançta toplumu buradan buraya taşıdı. Bunların haklarının yenmemesi sadece az önce Mustafa Tahir Hoca'nın anlattığı anlamda olmaz. Eğer ki biz gerek fert gerek toplum olarak bunların bu kültür taşımacılığına, bu inancın yanlış yerlerden doğru yere taşınmasını devam ettirmezsek, çabalamazsak, Türk toplumunda genelde kullanıldığı anlamda hamallık yaptıklarıyla kalırlar. Nitekim de değerli izleyenler, Barış Manço vefatından kısa bir süre önce artık albüm yayınlamayacağım diyecek kadar üzgün ve kırgın, Yaşar Nuri Hoca ise böyle millet mi olur diyecek kadar sinirliydi. Ama şu anda benim albüm yapmamı gerektirecek bir neden görmüyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda ağır bir afetin farkındayım. Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam benim bir daha albüm yapmamı gerektirmiyor. Yani bunu başka bir izah edelim tekrar. Türkiye, yani Türk halkı daha doğrusu var olduğu günden bugüne kadar 4000 yıldır tarihinden bahsediyorum. Hayatın en kavgalı, en uzlaşmaz, en gürültü patlı dönemini yaşıyor. Ben bu karmaşa içinde bir albüm yapmayı düşünmüyorum. Ben insanlara hayatım boyunca doğrulukları anlattım. Geldiğimiz konumun dolayısıyla bu doğrulukları anlatmanın pek fazla işe yaramadığını görüyorum. Bir üzüntü var tabii ki, hüzün var itiraf edeyim ki. Ama yapmam da lazım. Bunu bırakıyorum. Bundan sonra bu işte bakıyorum. Ben kişisel düşüncem bu. Polisi falan filan değil. Neyi polisi diyor? Çok mutlu bir yerdeyim. Halkını sevdiğim bir insanım. Şarkıları dinlenen bir insanım. Programları izlenen, ettiği laflar dinlenen. Yani bunu tersi söylersen çok nankörlük olur. Ya ben çok mutlu bir yerdeyim. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu şu günler bu kadar uzlaşmaz, bu kadar kavgacı, bu kadar yani çözümsüzlüğü arayan bir yaşam felsefesini benimsemiş bir ortamda benim yanlış aklımda kalan insanlara ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Yani bu kişisel düşünce. Ama ileriki yıllarda da biz sizi isteyeceğiz. O zaman daha huzurlu bir ortamda. Yani ben de daha huzurlu bir ortam istiyorum o zaman. Evet, buna hakkım var. Yani bunca sene konuşmuş, ettiği lafsızlar, dinlemiş bir insan olarak ben de daha huzurlu, kavga edilmeyen bir ortam istiyorum yani. Herkesin burasına geldi aslında, söyleme cesaret edemiyorlar. Ben onu erken söyleme cesaret ediyorum. Hepimizin burasına geldi, bu olay artık yeter. Bunlar için şuurlu ve vicdanlı halk lazım. Ben bilmem kimin neyinin gılı olurum diyen
bir kitleden bu benim sözlerime yankı bekleyemezsiniz. O bugün onun bilmem neyinin kılı olacak, yarın falancanın kılı olacak, gelen ağam giden paşam. O şey kılı olmaktan bir türlü kurtulamayacak. Yeter ki bana biraz yal, biraz kömür, biraz makarna falan ver, bitti. Onu da veriyorlar zaten. Bol. Komurumu veriyor diyor. Çocuklara harçlık da veriyor. Bitti. O kadar. Zaten onun başka bir meselesi, başka bir beklentisi, böyle bir şey yok. Şerefsiz, Allahsız, namussuz, kitapsıza bakar mısın? Bunları yutan bir halka Allah acır mı? Ben acır mıyım? Öyle bir millet olur mu ya? Böyle bir millet olur mu? Böyle ucuzcu, böyle kelekçi, böyle düzenbaz, böyle kafkaççı. Böyle bir millet olur mu? Ne milleti ya? Millet mi bıraktılar? Kalabalık yığın başka bir şey, millet başka bir şey. Hangi millet? Bunlar için şuurlu ve vicdanlı halk lazım. Ben bilmem kimin neyinin gılı olurum diyen bir kitleden bu benim sözlerime yankı bekleyemezsiniz. Herkesin burasına geldi aslında. Söyleme cesaret edemiyorlar. Ben onu erken söyleme cesaret ediyorum. Hepimizin burasına geldi. Bu olay artık yeter. Bunu onlara yapma hakkımız yoktu. Bugün Türkiye içinden geçtiği süreçte kıvrım kıvrım kıvranıyorsa bu iki değerinin dediklerinin icabını yapmadığı içindir. Yaşar Nur Öztürk ve Barış Manço dediklerini yaparsak bu girdaptan çıkabiliriz. Yapmazsak emperyalizme, kapitalizme, uşaklığa devam ederiz. Yani bu değerlerin hamallığı yerine emperyalizmin, kapitalizmin hamallığına. Onun için ister Yaşar Nur Öztürk ister Barış Manço'nun bu çabalarının boşa gitmemesi için hepimizin çalışması lazım. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar buna. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında? Bu vesileyle her ikisine rahmetle anıyorum. Hoşça kalın. Bu kutsal hamallığın sizde taşıyıcısı olun. Yolumuz uzun. Sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Ruhuna selam olsun. İnşallah bizler onu hakkıyla anlayıp, hakkıyla aktarabiliriz diye düşünüyorum. Tabii Mustafa kardeşim, Murat kardeşim burada size çok görev düşüyor.